İlker Bey, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle bu güzel organizasyon için gerçekten başkanımız adına teşekkür ediyorum. Bizim de başkanımızın yoğunluğundan dolayı konuşma bize düştü. Daha çok aslında hep IT üzerine, bilişim üzerine birçok konferanslarda konuşmacı olarak verinin önemi, bilimin önemi hakkında yapıyorduk. Ama tabii bu Büyükşehir Başkanımız adına bir konuşma olacak. Daha kapsamlı bir konuşma olacak. Şimdi üretimin, tüketimin, canlılığın ve fikirlerin kaynağı şehirler. Şimdi tabii ben de 2005 yılından beri yerel yönetimlerde hizmet etmekteyim. Tabii 17 yıl oldu. Dolayısıyla bu fikirlerin kaynağı şehirler insanlarla birlikte yaşar. Genelde hep motto bu şekildedir. İyi planlanmış şehirler iyi iş kolları yaratabiliyor. Hem kent sakinleri hem de gelecekteki kentliler için fırsatlar da üretebilmekte. Mesela yoğun göç iyi yönetilmez ve kaynaklar sürdürülebilir kılınmazsa kent düzensiz bir büyüme rejimine giriyor. Mesela bunun da çok farkındayız. Bu düzensiz büyümeyle birlikte de kentlerde adalet ve eşitlik sorunları, yerleşim yerlerinin kontrolsüz büyümesi gibi sorunlar görülebilmekte. Dolayısıyla kapsayıcı bir şehir politikası bunun önüne geçmek için kilit bir rol oynadığını düşünüyoruz. Mesela burada yine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın güzel bir mottosu var. Ubuntu diyor buna. Bunun mesela bir hikayesi var ama tabii çok uzun. Ama kısaca bu mottoyu açmak istersek, Yücel Başkan bu Ubuntu'yu şöyle kendine slogan edinmiş. Ben, biz olduğumuz zaman benim demek Ubuntu. Dolayısıyla biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 14 bin kilometrekarelik bir alan, 20 ilçeden oluşuyor. Coğrafyamız çok büyük. Yaklaşık 1300'ün üstünde mahallemiz var. Burada 2019'da Büyükşehir Belediyesi'ne başladığımız zaman ben değil biz olarak bir stratejik plan kurguladık. Yani 20 ilçe belediye başkanımız, STK'lar, işte siyasiler, bilim insanları, profesörler, akademisyenler, yine yaklaşık 15 bin kişiye sorduğumuz hem telefonla hem yüzle görüştüğümüz şehir için beklentiler. Dolayısıyla beraber biz olarak bir kurgu içerisinde ve mesai harcama noktasına gittik. Çünkü Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 300 bin. Tabii yazın yaklaşık 3,5 milyona varan bir nüfusumuz var. Öyleyse baktığımız zaman işte Yücel Başkanımız liderliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımıza yön verdik ve yön vermeye de devam etmek zorundayız. Yine bu kapsamda yenilebilir enerjiden iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir atık yönetiminden kentsel hizmet ve fırsatlara eşit erişime, kırılgan grupların güçlenmesinden işte akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda kapsayıcı politikalar üretiyoruz. Projelerimizde mesela sıfır atık çalışmalar hakkında yine işlerimiz var. Mesela sıfır atık caddesi oluşturduk. Sıfır atık adası yine projelerimizin bir tanesindeki bu Türkiye'de ilk defa olacak Marmara Adası'nda. Yine tarımsal tarafta tarlada sıfır atık gibi çevre dostu çalışmalar da yürütmekteyiz. Temel gayemiz insanı ve doğayı önceleyen daha yaşanılabilir bir şehir inşa etmek oldu. Bu güzel şehri anlatırken yani gurur duyarak dile getirdiğimiz söylemler var mesela kendi içimizde Balıkesir'de. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir. Diğeri de mesela iki deniz bir şehir. Şimdi iki deniz bir şehir biraz önce bahsettiğim turizmle girintili bir mottomuz, sloganımız. Diğeri de aslında bir gastronomi şehri olan Balıkesir. Yani Türkiye'yi doyuran şehirden kastımız buydu. Bu noktada hem ulusal çapta hem yine yerel ölçekte çok ciddi projelerimiz ve çalışmalarımız oluyor ki gastronomi şehri olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz ki önümüzdeki aylarda yine bir kahvaltı festivalimiz olacak. Ya işte bu coğrafya eşsiz doğası, kadim kültürüyle korunması, en doğal haliyle geleceğe aktarılması gereken bir coğrafya. Tüm proje ve yatırımlarımızın temelinde de bu anlayış var. İşte yerel yönetimler tabii çok büyük kapsamlar içeriyor. İşte tarımsal faaliyetler, sağlık ve sosyal çalışmalar, ulaşım ve çevre faaliyetleri, kültür ve spor faaliyetleri ve turizm. Yani bu başlıklar altında özünde insan olan, insan ile şehir arasındaki ekosistemde
bir araç olarak gördüğümüz Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizi her noktada var gücümüzle kullanmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi özetleyecek olursak da bir süremiz de kısıtlı. Bu liderliği insan için, insanla birlikte diyerek eşitlik ve kaliteli yaşam temelinde aldığımız bir yön çizim olarak düşünüyoruz. Bu ödül bize ciddi anlamda İNGEM'in verdiği ödül, insani gelişme bakma ödülü ve bilim insanlarının, yine başkanımız adına teşekkürlerimizi tekrar ifade eder. Bu ödülün de yani doğru yolda olduğumuzu, doğru işleri başardığımızı en önemli göstergelerinden birisi olduğunu düşünüyoruz ki ayrıca bundan sonra da bizim motivasyonumuzu daha da artıracağına yine inanıyorum deyip sözlerimi tamamlayayım. İlker Bey çok teşekkür ediyoruz. Başta söylediğiniz ben, biz olduğumuz zaman benim, Ubuntu. Evet. Mottosu gerçekten aslında kapsayıcılık, toplumsal güvence, hassas grupların geçim kaynaklarına erişimi, kentlerin daha sahiplenici olabilmesi anlamında çok önemli bir referans cümle. Bunu da bizim literatürümüze ve sözümüze kazandığınız için teşekkür edelim. Bir kez daha canlı yayında bizlerle birlikte olduğunuz için de minnettarız. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi yine Marmara bölgesindeyiz. Bu sefer Bursa'ya uzanacağız.